efsane bir kalabalık var. Gerçekten de akın akın insanlar Arafat Tepesi'nde çıkıyor ve iniyorlar. Her tarafta... Hocam helikopter var yukarıda. Helikopter de insanları korumak için görevli Suudi Arabistan Krallığı'nın. Hocam selamünaleyküm. Selam. Nereliler arkadaşlar? Where are you from? Endonezya. 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 Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hocam bunlar çok tatlı ya. Maşallah. Ama bu 7. sınıf, bu 5. sınıf, bu 8. sınıf hocam. Selamünaleyküm. Aferin Tonguç, aferin. Toplumsal birlik ve beraberliği arttırıyorsun. Evet, evet hocam. Dünyanın dört bir yarından binlerce insan geldi. Şimdi tünellerle Kabe'ye geri dönecekler. Ama öncesinde kurban kesimi, saç kesimi ve benzeri şeytan taşlama için Mina'ya doğru hareket ediyorlar. Evet Tonguç, senin için Kabe'nin bir modelini hazırladık. Kabe'nin maketini yaptık. Aa, birebir mi hocam? Birebir evladım. Kabe'nin, aslında Kabe dört duvar Tonguç, görüyorsun. Evet. Aslında siyah bir yapı gibi gözüküyor. Aslında siyah değil. Dört duvardan oluşuyor ama etrafında siyah bir örtü kaplı Tonguç. Aa, çok güzel bir örtü hocam. Bu örtünün üstünde tabii bir sürü ayet yazıyor. Bir Allah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah, bir sürü Arapça yazı yazıyor. Şuradaki yazılar altına ama şurada siyahların üstünde de aslında görünmez yazılar var. Ve Kabe'nin kapısını görüyorsun Tonguç. Kabe'nin kapısının altından duvarı gözüküyor. Kapısından içeri girebiliyor muyuz hocam? Kapısının içinden sadece kral ve tanıdıkları girebiliyor Tonguç. Siz tanıyor musunuz hocam? Nereden tanıyayım İbrahim Dangoz mu? Bir de Tonguç'um, şurada böyle bir çıkıntı var. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Yağmur oluğuna benziyor hocam. Harika. Altın oluk diyoruz. Bizim bu Osmanlılar. Osmanlı zamanında atalarımız bizim, yaptırmış. Evet, Osmanlı İmparatorluğu yaptırdı ve buradan su toplanınca su rahatlıkla akabilsin diye burada böyle bir altın oluk yaptılar ve buradan kapısı da altın mı hocam? Kapısı tamamen altından oluşuyor Tonguç'um. Tebrik ediyorum seni gerçekten de. Ve Kabe'nin etrafında insanlar ne yapıyor Tonguç'um? Böyle tavaf ediyorlardı. Tavaf. Peki nasıl başlıyorlardı? Dikkat ettiysen bak, Kabe'nin tam kapısının yanında burada Hacer-i Esved taşı var. Hacer-i Esved taşının oradan başlıyorlar ve böyle bir dönüş şaft. Bir defa dönüş ikinci şaft. Ondan sonra 7 defa döndükleri zaman Tonguç, ne oluyor 7 defa döndükleri zaman? Tavaf. Harika. Hocam hac ne demek? Hac ne demek? Hac demek Kabe'yi ziyaret etmek demek. Evet Tonguç, sana söylediğimiz gibi eskiden Kabe'nin, hani söylemiştik ya, Kabe'nin dış bir örtüsü var Tonguç'um. Evet, siyah hocam. Bir örtüsü. İşte bu siyah örtü her sene bir kere değişiyor. O da Arefe günü. Yani neden Kurban Bayramı'ndan bir gün önce. Çünkü en boş olduğu gün Arefe günü, herkes Arafat'ta oluyor. Ha, dua ediyorlardı. Herkes boşken, hadi boşluktan istifade değiştirelim diyorlar. Ve Kabe'de yeniliyorlar mı hocam örtüyü? Her sene hac ayında yenileniyor bu örtü. Oo. Ve bu örtünün eski örtüsü Tonguç bazen hediye olarak insanlara dağıtılıyor. Mesela bu da Türkiye'den bir aileye dağıtılmış bir örtü. Şaka yapıyorsunuz ya, gerçekten mi? Örtüsü, gerçek Kabe'nin örtüsü burada Tonguç'um. Ya bu eskiden Kabe'nin üzerindeydi bu kumaş. Evet, eskiden Kabe'nin üzerinde belli bir sene boyu, bir sene boyunca Kabe'nin üzerinde kaldı bu örtü. Milyonlarca insan bunu ziyaret orada etti. Orada ne yazıyor hocam? Arapça ne yazıyor? Ben sana söyleyeyim Tonguç'um. Yukarıda Allah yazıyor. Tabii sen yansımadan okuyamayabilirsin ama şuradaki yazının aslında aynısı yazıyor. Yukarıda Allah yazıyor ama siyah yazılarla böyle hafiften biz okuyabiliyoruz ama sen okuyamazsın bile. Ve buradan da baştan aşağı la ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıyor. Ne demek hocam la ilahe illallah? Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun elçisidir diye anladım yazıyor hocam. Dolayısıyla bak, Allah en başta Kabe'nin örtüsünden bir parça Tonguç bu. Tabii bunun gibi yüzlerce parça var. Yüzlerce aileye veya işte yüzlerce insana bu hediye ediliyor. Tabii kral ailesi. Hocam çok evet. Teşekkürler. Gerçek örtüyü gördük değil mi hocam? Gerçek Kabe'nin örtüsünü gerçekten burada görüyorsun Tonguç. Şu anda kapısını da görüyorsun Tonguç. Kabe'nin kapısı altından yapılma. Aynı zamanda Kabe'nin üstünde şöyle bir altın oluk denilen bir yer var. O da yağmur yağınca oradan yağmur süzülüp de aşağı akması için. Evet Tonguç, Kabe'nin de modelinden gördüğün gibi Kabe'nin bir kapısı var. Heybetli evet, altın kapısı demiştin işte hocam. Altın kapısı karşında Tonguç'um. Altın kapısını hocam, senin için bulduk, getirdik Tonguç'um. Maketi mi, gerçeği mi hocam? Tabii maket evlen. Dangoz nasıl altın maket şey gibi. Tonguç'um, altın kapısını bak dikkat et. Kulpları var, kapının kulpları var. Aynı zamanda kapının bir kilidi var Tonguç. Böyle şaşalı bir kilit var burada. Hocam çok güzel. Efsanevi ya. Bir kilit. Gerçekten Arapça ne yazıyor hocam üstünde? Açılıyor mu bilmiyorum bu kilit gerçi. Arapça bak, burada mesela Allah yazıyor Tonguç'um. Ondan sonra burada Muhammed yazıyor. Ondan sonra burada la ilahe illallah yazıyor. Sonra Muhammed yazıyor. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Burada da Muhammed onun kulu elçisidir yazıyor. Ve burada da ayetler yazıyor Tonguç. Kur'an'daki ayetlerden ayetler yazıyor. Ve dikkat etsen çok güzel işlemelerle kaplı ve tamamen altından bir kapı Tonguç. Gerçekten de paha biçilmez. Zaten sadece altın olduğu için paha biçilmez değil. Zaten Kabe'nin kapısı olduğu için. Kapıdan içeri giremiyorduk değil mi hocam? Kapıdan içeri sadece kral ve yakınları giriyor Tonguç'um. Dolayısıyla kapıdan kral öyle içeriye. Evet, kral adam gerçekten de. Tonguç, dolayısıyla sen de inşallah bir gün ziyaret ettiğinde Kabe'nin kapısına görmek ve ona dokunmak imkanı bulursun inşallah. İnşallah.